Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana. İnneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilme. Hop. Sizler bilen avvalgi derste biz geliştik ki mubtada ma'rifa bo'lishligi kerak deb. Va mubtada ma'rifa bo'lishligi kerak degan gapimiz ostida ma'rifalik asl bo'lgan qalamlar mubtada bo'la oladi. İsmi domirlar mubtada bo'la oladi. İsmi ishoralar mubtada bo'la oladi. Ularga hech qanday ma'rifa qiluvchi qo'shimcha qo'shilmasdan turib. Ma'rifa qo'shiluvchi qo'shimcha alidi, to'g'rimi? Qolgan narsalarga al qo'shilib, keyin ularni ma'rifa qiladi, keyin ular mubtadoligiga salohiyatli bo'ladi dedik, to'g'rimi? Qolganlar endi zohir ismlar. Mana bu uchtadan tashqari 4-5-lari ham bor. Inshaalloh buni o'rganganda o'rganamiz. Biz lekin hozir bizga kerak bo'lgan shu uchtasi. Birincisi alamlar, ikincisi ismi domirlar, üçüncüsü ismi işara. Sizler bilen ötken ders ismi domir hakkında batasıl yapılaştı. İsmi domir demek muttasıl ve munfasıl bunadır. Muttasıl ismi domirler sözünün ahirge koşulup geledir. Munfasıl ismi domir olsa Allah'a da acirep geledir. Yani men, sen, hu, biz, ana, nahmu, anta, huve, hiye, ilerken. Buralar hakkında batasıl yapılaştı. Bugün aynı şunaqangi mubtadolikka salohiyatli bo'ladiganlardan uchinchisi avval ikkitasi qaysi edi? Alam. Ism domir. Uchinchisi bugun ism ishora. Ism ishora. Ishora. Ismi ishora tin bo'ladi. Xo'p. Endi nega aynan bu ismi ishora? Ismi ishora deganimizda bu nazar tutiladi. Zizis, gök ya, yok ki yeter. Nega aynen bunu isim diyemiz? Kim cevap veriyordu? Zaman yok. Çünkü mana anlatır, zaman anlatmıyordu da. İsimde şartını verir. İsimde şartı mana anlatışıydı, zaman anlatmasını gidi. Bu lafı düşünün. Kod, şimdi bana şu biz bilgen ismi işareler iki kısımda bölünür. İsmi işare iki kısımda bölünür. Yani örgeniş cihazdan ha, özünün tüzülüş cihazdan ha, aslında iki kısımda bölünür. Demek ismi işareler iki kısımda bölündü. Birincisi qarib üçün qaribun, ikincisi ba'id üçün ba'idun. Qarib degan nima edi? Yaqin. Ba'id uzoq. Yani ismi işara, işara kılayetken narsasının yakın uzağlığına kadar iki kıllar çıkartınlar. Para zaman kolumdaki bana bu kitap olsa, Özbek dili farkı yok. Özbek dili kısmen var iken. Bana bunge, bu kitap değil mi? Siz de aldı bize kitap da, ana bu kitap değil mi? Ana bu kitap degenden Özbek dili meşhur uzağrak değilken bu kitap da yakın değilken. Arapla bu düşünün. Yakınge başka lafız, uzakka başka lafız dedi. Bu da Özbek dili boşa. Şuna diye. Üçüncü ismi işara qarib, ba'id degan. Qarib degani yaqin. Al yozib qo'yaylik, yaqin. Ba'idchi uzoq. Uzoq ishlatiladi. Birinchi qaribni o'rganamiz. Qarib nimalar kiradi ismi ishoraning qarib turkumiga? Xo'p. Qarib ya'ni men ishora qilayotgan narsam muzakkar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki muannas bo'lishi mumkin. Farazan mana bu kitobga ishora qilyapman, kitob nima? Kitob, qajis, muzakkar. Aytaylik, men oldimda turgan mana somga ishora qilyapman, somka arab tilida nima edi? Haqibatun. Qajisda muannas. Yo'q, ishora qilayotgan muzakkar bo'lishi mumkin, yo'q muannas bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ishora qilayotgan narsa mufrod. Nima edi mufrod? Bir dona bo'lishi mumkin. Yoki ishora qilayotgan narsa musanna. İkide buluşun. Ya ki işare kılayetken dersen? Cem'un. Köp buluşun. Şuna diyor. İşare kılayetken dersen muzakkar bir tane. Muzakkar iki tane. Muzakkar köp. Muannesem buluşmak. Şuna diyeyim. Hop şimdi. Ana şu işare yani ben bir içi muzakkardan başladım. Demek işare kılayetken dersen muzakkar. Kitap.
oldinda, yaqinda va bir dona. Bunga nima deb ishora qilaman? Hada deb ishora qilaman. Tushunarlimi? Endi bu hada degi ha nima? Pachalaymiz. Biz ha degan e'tibor tortish tanbih harfi hisoblanadi. Za aynan o'sha ishora mashi degan. Za degan o'z ishorani aynan ishora qilayotgandek o'zbek tilidagi bu degan narsani ifoda qiladigan bo'lsa za'ni o'zi. Hachi bu chaqirish. Bu degan. Yo'q. Voy bu degan. Voy tushib qolib biz nima hazani bittadan va tarjima qilamiz? Bu deb tarjima qilamiz. O'shuning uchun o'zi mana bu hani deb yulib olsangiz, biz aslida ha bu aslida. Endi zardan qo'shilganligi uchun buning alifi taqdiran qo'yilib haza degan. Hazamiz. O'sha uchun ha yozilgan. Tushunarlimi? Haza deb yozilishining sababi nima ekan? Taqdirda alif bor. Bu hani ha tanbih deydi. Tanbih berish, ogohlantirish, e'tiborni chaqirish. Tushunarlimi? Ha antu bu ha domirlarga ham qo'shiladi. Ha ulai ha antum Qur'onda keladi. Ha huwa ey u degan. So, e'tibor qilaman. Ha huwa ey u degan. Ha arab tilida e'tibor tortish, tanbih harfi hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p. Ko'rsatish o'zasida ha ning hazadan faqat za hisoblanadi. Endi umuman qilib mutlaq bu ikkisi shu darajada ko'p ishlatilib ketgandan ko'rsatish ismi qaysi yaqinga desa hazad. Shunday birla o'tib ketgan. Tushunarlimi? Xo'p, endi buning muannasichi? Men kitobga ishora qilyapman. Bu nima deyapman? Haza deyapman. A sonkagachi muannas? Hazihi. Hazihi. Tushunarlimi? Bunda ham ishora qilayotgan narsa zihi. Ha bu yerda yana o'sha ishora. Tushunarlimi? Xo'p, endi ishora qilayotgan narsam 2 dona. Hazamas shu kelasi. O'zbek tilida bu deyilar. Arab tilida ikkitalikni berishimiz kerak. Nima deymiz? Ha. Ikkilik qo'shimchasi qanaqa? Hazani. Bu joydagi ha yo'qolib qolmaydi. Ba'zi joylarda hazanini ham mana bundoq qilib ifoda qilgan. Ba'zi kitoblarda bor shu ham. Hazani. Xosatan hazaniyda odatda shu keladi. Ammo ikkilikdagi hazihiniki alifi alohida bo'lib keladi. Ha tan. Tushunarlimi? Endi ishora ziyniku. Tushunarlimi? Ishora zi bu tga o'zgaradi mana bu ikkilikda. Ha tani bo'ladi. Tushunarlimi? Hazani, ha tani. Hazani bu ikkitasi kitob desam nima deyman? Hadani. Kitobda nima deb kitobun deymanmi? Yo'q, kitob. Hadani kitabani deyman. Nima uchun? Bu ikkita mubtado bilan xabar sonda teng bo'lishi kerak. To'g'rimi? Hadani bu ikkisi dedim, mubtado bu. Xabari kitob demoqchimanmi? O'sha kitob mubtado bilan teng bo'lishi kerak. Shu kitaban deyman. Qur'onda ham bor-ku hazan ya rajulani. Mana bu ikkisi kishidir. Tushunarlimi? Xo'p, endi muzakkar birlik, ikkilik ko'pligichi. Yashin. Kim aytgan bo'lsa? Ha ulai. Ha ulai. Nima ekan bu joyda? Ha ulai. Ha o'sha joyda cho'zilik bo'lcha qoladi. Ha ulai bu nima uchun ishlatiladi? Ko'plik uchun ishlatiladi. O'z aslida mana bunday qilib yozsam yaxshi bo'lardi endi aslida. Mayli, bitta za vol o'zgaradi uchun to'xtab turing. Nima biz? Za vol o'zgaradi. Qarang. Jam'ga o'tishdan oldin jam'ni ikkiga bo'lsam yaxshi ekan. Jam'ni ikkiga bo'lamiz. Qanaqa qildim? Nima bo'ldi? Qanaqa qilib ikkiga bo'linib qoldi? Eshiting. Bu ismi ishora qoribi ham ba'idi ham, ya'ni yaqin yashatamanmi, uzoq ishlatamanmi? Bu
aqlga ham noaqlga ham ishlatiladi. Nima endi bu noaql bilan aql? Aql faqat inson. Noaql insondan tashqari hamma narsa. Jonli va jonsiz farq yo'q. Insondan tashqari hamma narsa. Jonli bo'lsa ham noaql hisoblanadi. Va bu ishora aynan aqlga ham noaqlga ham ishlatiladi. Tushunyapsizmi? Mana aytsamki, ko'plikda mana ular kitoblar men nimaga ishlatyapman hozir shu yerda? Noqilga. Mana bular talabalar. Nima ishlatyapman? Oqilga. Ikkisini ham ishlatdim. O'zbekilik ikkisiga mana bular dedim. Ammo arab tilida oqil uchun u mana bu joyga aqil deb yozib qo'yaman. Aqil. Mana bu joyga g'ayri aqil. G'ayri aqil tushundingiz nima degani? Aqil uchun ko'plik ishlatsangiz muzakkar muannas bo'lsin, halla ishlatasiz. Bir xil. Mana bular talabalar, ha ulay tullabun. Mana bular talaba qizlar, ha ulay talibatun. Mana bular kishilar, ha ulay rijalun. Mana bular ayollar, ha ulay nisabun. Tushunyapsizmi? Ha, mana rijallar ham ko'plikda bo'ladi. Rajulun. Imro'atun deb qo'yamiz. Hali bo'yat kanda qiz xon bilan bir xil bo'lish kerak. Men hozir ha ulayni nimaga ishlataman ekan? Oqil. 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 Tamom, tushunali. Yaqin ishlataman, ko'pchilik ishlataman. Ko'pchilik oqil bo'lsinmi, noqilmi? Qaysi biri? Oqil. Oqil. Endi farazan noqil bo'lib qolsa-chi? Demak, farqi bor ekan. Noqilga mana ular kitoblar desam, ha ulay demayman ekan. Mana ular qalamlar, ha ulay aqlamun demayman ekan-da. Nima deyman? Agar men ko'pchilik noaql narsaga ishlatsam, u noaql narsa muzakkar bo'lsin aslida birlik turganda. Muannas bo'lsin, farqi yo'q. Ikkisiga ham hazihi deb ishlataman. Tushundingizmi? Misol uchun, qalamun qaysi jins? Muzakkar. Bu qalam desa nima deyman arab tilida? Hada qalam. Mana ikkitasi qalam. Hazani qalamani. Ular qalamlar. Hazihi aqlam. Siniq ko'rdik. Hazihi aqlam. Bu aslida qaysi edi? Muzakkar. Endi sumka. Hazihi mihfazatun. Hatani mihfazatani. Endi ko'p sumka bo'lsa, hazihi mihfazatun. Qaydan chiqib qoldi bu qoida? Qanaqa qilib bunaqa bo'ladi? Nimaga qanaqadan chiqib qoldi? Oqilga, demak, oqil ko'plikka nima ishlataman ekan? Ha ulay. Noqil ko'plikka? Ha. Hazi qanaqa chiqib qoldi bu qoida? Yoz olamiz. Arabiyatning oltin qoidasi bor. Birinchi oltin qoida. Hali biz ko'p oltin qoidalar ishlatamiz. Qilyapti video? Ha. Arabiyatning oltin qoidasi bor. Noqil ko'plik nimadir noqil ko'plik? İnsondan tashqari ko'p narsa bo'lsin. U nimadir? Muannas birlikka teng. Tushundingizmi? O'tganmisizlar shuni? Yo'q, tushundim. O'tmaganlik tushundim. Noqil ko'plik muannas birlikka teng bu oltin qoida. Nima degan? Qalam noqil va ko'p. Bu go'yoki bir dona muannas narsani o'rnida turibdiki, shunga hazih deb qo'yaman. Tushundingizmi? Noqil ko'plik muannas birlikka teng. Qaytaramiz. Qaytarchi? Kamroq bo'ling. Ibrohim. Ha. Noqil muannas. Noqil ko'plik. Noqil ko'plik. Muannas birlikka teng. Muhammad aka qaytaringchi? Noqil ko'plik muannas birlikka. Nima degani? Tushundingizmi degani? Nima degani? Noqil narsa qancha ko'p bo'lmasin, bu bir donagina muannas narsani o'rnida turadi. Shuning uchun bunga hazih deb qo'yamiz. Tushundingizmi? Mana muzakkar aslida birlikda. Agar ko'p bo'lsa ham bitta muannas birlik. Chunki hazihi birlik muannas ishlatilamidi? Shuning uchun muannas birlikka teng. Yodlab oling shu qoidani. Qalamda ham keyin muannasda beramizmi shunda? Yo'q, bu aqlan o'tiraveradi, siniq ko'plikda.
Misol, birlik yo'q, ikkilikni xabarga qarab bila olamiz. Ha, birlik ikkilikda u qoida yo'q. Ko'plikda shu qoida bor. Mana birlikda qarang. Bu misol keltirdim-ku. Mana videoni ko'ryapsiz, yoza olasiz. Aytaylik, ha, za qaysida turibdi? Mufrad, muzakkar. To'g'rimi? Mufrad, muzakkar. Ha, za qalam. Qalam, hazihi qalam desam to'g'ri bo'lamidi? Yo'q. Yo'q, jinsi teng bo'lish kerak. Bu bitta misol, tushunarli. İkincisi, hazani qalamani. Doğru mu? Muzakkar, ya muzakkar to. Endi qalamlar demoqchi bo'lsam, haulay deyman ekan. Hazihi aqlamani. Bunda bu aqlam boshda muzakkarda, farqi yo'q. Ko'plik o'tdimi, muannas birlikka qisqa tushadi. Tushunmadim. Tushundinglar? Hazihi nima bo'larkan? Aqlamun bo'ladi. Muannasda ham shunaqa bo'ladi. Muannas so'zi ham shunaqa bo'ladi. Tushunarlimi? Endi agar u ko'plik bo'lsa va u ko'plik aql bo'lsa, haulai ulama, haulai juhala. Johil bo'lsa ham insonku, aql emas demayman. Sobiyun bo'lsa ham o'shaqa bo'ladi. Endi go'dak bo'lsa ham sobiyun. Tushunarlimi? Bo'ldi, tamom ish. Qorib uchun ishlatiladigan ism ishoralarimiz shu. Tushunarlimi? Mana shu joygacha bo'lgan men vazifa berib qo'yib. Shu joygacha vazifa. Har bittasiga hazaga, hazihiga, hazaniga, hataniga, haulaiga va hazihi har bittasiga 20 donadan gap tuzamiz. Chunki haza babun, haza qalamun, haza ketdi. Hazihi, hazihi, hazihi ketdi, haulaiga ketdi, hazihiga yana ketmadi. Şunlarla her bir tasi 20 dağına geldi. Ba'id öptük. Ba'id ne miydi? Uzak. Uzak. Uzak işare. Ooo ne oldu diye bakma. Şunlarla ne dediniz? Bu yan hazır ki etkenimiz kebe muzakkar olmuş mümkün. Doğru mu? Yok ki? Muannes. Muannes olmuş mümkün. Va muzakkar ishlatgan narsani birlik bo'lishi mumkin. Keyin musanna bo'lishi mumkin. Keyin jam' bo'lishi mumkin. Ketdi. Men oldimda turgan bitta muzakkar narsaga nima deb ishora qilardim? Hazza deb qilardim. Endi u oldimda emas, o narida, uzoqda ekan. Unga nima deb ishora qilaman? Agar u bitta bo'lsa, muzakkar bo'lsa, zalika deb ishora. Yeni bunu yapacağımız. Öz aslında. Kim için? Zalika demeyelim ben de. Zalika deyip zalini çözüyorum ben. Çünkü ben de zalini miydi? İşaret mi? Demek, ben şimdi orada, ben bunu orada da ne türüptü? Zalini türüptü. İşaret. Bunda lam ne mi? Lam. Ben şu lam, o şey işaret edenler senin uzak deykenliğe dalıyor. Şunu dizin mi? Unda kaf nima? Kaf xitob qilaman. Ey sen. O'rinda. Tushunarlimi? Kaf xitob ma'nosida. Zalika. Endi hali biz inshaalloh domir deb sanim muttasilasini o'tmadik. Faqat munfasilasini o'tdik, ajratib turganda. Huwa, anta, humalar. Muttasilada shu qo'shimchalar bor. Ka anta nomiga qo'shiladi. Masalan, ismu ka nima degan? Ismu anta degan. Seni isming degan. İsmi aşı, antana oranına k koşulup olayın. Şimdi bizim antana oranına k oran basar olalıyız. Bu cahideyim, senki şarkı yapmayan manası da. Bu deyende, senki ne deseyim olarken, he. Kur'an'da zalikume diye ayetler. Zalikusu suresi, zalikume allemeni Rabbi. Mimme allemeni Rabbi. Mene bu ikisi mene Rabbim. Mene, siz ikiniz, mene bu deyin. Bunu inşallah alır gelmemiz. Zalikum hayrul lekum degan aytlar ham bor. Tushunarlimi? Demek hozir biz bahs qiladigan joy bu joy emas. Demek biz tushunamizki za ishora, lam uzoq uchun, kaf xitob bo'ldi. Shunday tushuning. Tushunarlimi? Lekin bu ham shu darajada ko'p ishlatilgandan ismi ishoraning uzoqqa ishlatiladigan muzakkar mufradi qaysi? Zalik. Zaydi, lam uzaqqaydi, kaf yo'q. Tushunarlimi? Men shunchaki sizga
yani koşunca malumat sıfatı etip koyalım. Onu bilinçten kıyam, zelikle mufrat muzakkarına biliş asası imamın. Şunu bilin olayım, birinci. Koşunca ya bilinçsiz kere olsa etip koyalım. Kandı yerinde payda olmalı. Zelikle demeyken, uzak. Lekin, gel takipte her zaman farklı yok. Yani her zaman kalan, ne miydi? Bu kalan, zelikle kalan. Ma'noda tarjima so'ziga, lekin grammatik alolish yoki muzakkar hech narsa farqi yo'q. Ikkisi ham ism ishora o'rnida turadi. Tushundingizmi? Endi muannas bo'lsa-chi? Muannas bo'lsa tilka. Nimaga? Tilka. Misol uchun, ona sumka. Tilka sumka nima edi? Qibaton, mihfazaton yoki mashina desek-chi nima bo'ladi? Tilka sayyaraton. Agar bu nimaga og'ir aqlga ishlatdim. Odam bo'lmagan narsaga. Odamga o'zga ishlasam-chi, tilka muallimaton. Tilka binton, tilka imroaton. To'g'ri. Tushundingizmi? Endi muzakkarimiz, ya'ni men mana uni kitob dedim, zalga ketadi dedim, qarasam ikkita ekan. Nima deyman? Zanika bo'ladi. Tushundingmi? Ani qo'shilamiz. Shu kaf bilan zan o'rtasiga qo'shiladi. Mayda oxiriga qo'shildi. Bu yerda kaf bilan zan o'rtasiga. Zanika nima edi? Mana ikkita. Men zalika kitabun desam, ikkita ekan zanika kitabi. Kitabani kechirasiz. Endi ikkiligi ham o'zgaradi, to'g'rimi? Zanika kitabani. Şunlarla tasniyası cam musannanın muannası tilke tilke hakibatun yani tilke sayyaratun diyordum iki deyken ne var değil mi? Yaşayın kim dur piçille ben ta nike biliyor musun? Ta tilke deki ta ne? Nasıl deki kaldı? Bilen kafın orası yapışır var alif nun Tanika. Tanika. Qarang, biz bu ikkilikni nasb va jar holatini ham o'tdik esingizda bormi? Kim esingizda yo'q? Ayni. A? Nima ma'no berardi? Ne. Ne yoki ne? Kitabun kitabayni. Bu ikkisi desek, aytaylik zanika. Bu ikkisini desek-chi? Zaynika. Ayni mıdır? Kitab bayni mi? Zaynika. Taynika. Mayıttı ki. Ha zani. Ha zayni. Ha tani ki? Ha tani. Ben bunu yazıp oturmadım. Çünkü hazır uğurlu bunu yemez. Lekin eski olayım. Avalı mazularını umraştırırlar. Yani bu mazudan herhalde kilidi tortu bakteri bunu bağla koyalım. Şuna ne gel? Hop. Cema meselesi kalktık. Mağın düşünmesi videodan görürsün. Cema meselesi ham aynı bölüm şuna kadar yukarıda kalabildi kalabildi. Aqil üçün ve gayri aqil üçün. Gayri aqil ne miydi? Adam bulmadan neyse. Adam bulmadan neyse ki bir hiç adam diye yapmış olayım. Adam bulmadan neyse ki o ne olur? Hani o ne olur? Desek toy dersimiz. Keldi, keldi, sol avukatta deyim. Çol tarafta duruyor. Yani, o ne keli yaptı? Erkekler, çollar keli yaptı. Erkekler keli yaptı. Fark yok. Hüddü de bana buna kadar. Muannes ki hem muzakkar ki hem ikisi ki hem bitti işletmeleri. Ule ike. Ulaik. Endi bak u bor-ku. Undan keyingi vav yozuvda aks etsa-da o'qilmaydi. Shuning uchun ustiga doim sukun qo'yiladi. Ulaik bo'lmaydi-da, cho'zilmaydi, mat harfi emas. Ulaik. Ulaik. Hamza bo'lgan uchun cho'zyapmizmi? Lomni? Ha, hamza bo'lgan uchun cho'zamiz. Chunki lomni ham taqdirda la bor-da. Mana bu yerda ha ulaik bor, la. Mesela narsa meydan görünmeyordu. Ula, ike ula. Takdiren şu diyeyim, la, mani. Şuna dedim, kef koşuyan çünkü bir iki üçün arka yazdım. Aksi kip bakayım.
Ulaike. Demediğimiz zaman ulaike desek? Ula. Ayarlar gülsen, erkekler gülsen, fakat ne meyken o? Akka. Ulaike bilen ha ulaike de farkı ne mi? Yakın. Yakın ya da uzaksa. İkisi hem akka. Ha ulaike yakın. Ha ulaike desem, ben ulaike talebeler. Alın oğlar. Ben geseler desem. Ulaike oğlar. Bakka oğlum desiz, ulaike oğlar. Şunu anlayayım mı? Gayra akil. Hadi kaydana kilit çıksak, kaydana tekrarla verin ne miydi? Altın kaydana. Nakıl köprük muannes birlikteyim. Haydi. Nakıl köprük muannes birlikteyim. Nakıl köprük muannes birlikteyim. Kaydamızı göre. Gayra akilinin köprüğe gelin. Ne verişimiz mümkün? Tilkeye verilmemiz. Şunuz mu? Tilke. İşit. Bu. Bunun vazife şu. Her bittesi 20 tane davranadan. Gel düzenimiz. Şuna diyeyim. Şuna zâkayem olsun. Şuna. Zâkay. Zâlike zâkayem olun. Tâke, tâkeyem, tâkeyem olun. Yani ona, benim, buralarımız değil, sadası olmasın. Zâlike, karşı yazıp koyalımız. Zâke, üslubu da hem gelir. Tilke, tâke. Üslubu da hem gelir. Olaz mı? Zâlike, zâke deyizden böyle demekçiniz. Bolu mu? Şunalik mi? Ularning hammasi nima bo'la olar ekan? İsmi ishora. Ha, tushuntirmas. Mubtado bo'la olar ekan. Shunalikmi? Ularga xabar kerak ekan. Shunda gap bo'lar. Shunaqa. Uchib qolar.